Evet. Bakalım. Açacağız oğlum zaten. Tahminin var mı? Yani yok, bilmiyorum. Benim de yok çünkü yani böyle bir yemek yok şu anda. Yok. Çok... Yani tarihte de yok böyle bir. Sen bambaşka bir. Kesin çok lezzetli. Beni anlatıyorsun. Sen bambaşka. Açıyorum. Sen aç. Tamam. Wow. Evet. O kadar şunlar bu mu çıktı? Onu doğra, kısa doğra. Evet bu mu? Ya bu wow. Şeflerin bu küçük porsiyon olayı ne olacak? Evet ama budur ama. Çok ama güzel bu, ya. Evet abi. Bak wow. Bakayım tadına. Çok güzel gözüküyor. Türev. İpi şey yapmışız. Ha, bak ipi çıkarmışız. İplerinden kurtuldum. Yani şu, wow. Oo, bir de bayağı yumuşak. Oo, güzel pişmiş. Zerafet deyince de Ceyhun değil mi? Bana vermedi değil mi? Kendi yiyerek. Halbuki şurada düğün pastası gibi yapmaz mıydı? Aynen bir düğün pastası gibi olmaz mıydı yani? Ben de pilavdan tadayım bari ya. Hayır. Ah. Allah razı ama olsun. Çok büyük. Çok büyük. Ben şundan şey söyleyeyim tadayım. Mi? Muhteşem. Beğendin mi? Ya zaten türev efsane yapıyor ya. Bakayım. Hmm. Ananasın tadı o kadar güzel geliyor ki. Wow. Türev sen aşçı mıydın? Muhteşemsin Türev. Türev gerçekten çok iyi olmuş. Benim elimdeydi diye söylemiyorum. Senin elindeydi diye söylemiyoruz ama. Gerçekten çok güzel. Afiyet olsun. Yani ellerine sağlık. Bunu bize sağlık. Yapar mısın bizim evde? Tabii. Memnuniyetle çağırın böyle. Ben hayır. ev dolaşayım. Lütfen. Bütün arkadaşlarıma yemeklerini yapmaya devam bu kadar wow. Yemekle şu an evet. Yetinemem. Beni anlatıyor yani. Neden bu yemeği yaptığımızı ha. istersen lütfen. Kısaca hı. birazcık sana anlatalım. Tamam. Şimdi biraz önce de konuştuk. Aslında hı. Ceyhun deyince aklımıza gelen en temel özellik şu yani. Hani şu umursamazlık. Dille oğlum bir dille. Kulağım şey. Sende gözüm burada ne yapayım yani. Abi böyle dursun mu? Evet. Aslında çok... Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İşte yemekte de onu anlatıyorum. 70 bölümdür program çekiyoruz böyle bir şey. Anlat oğlum anlat. O ipi bağlıyor olmamızdaki aslında temel sebeplerden bir tanesi biraz önce konuştuk. Seni bir şekilde bağlıyor olmamız lazım ki yoksa sen kabına sığan bir adam değilsin. Sen kabından daha fazlasın. Doğru bir analiz yapmışım o zaman değil mi? Net yani. Aynen öyle. Ceviz reçeli kullandık farkındaysan. Ceviz reçeli kullanıyor olmamızın sebebi sen aslında hem duygusal zekası hem de analitik zekası çok gelişkin bir adamsın. Sen zekanla aslında hayatındaki bütün her şeyi manipüle edip etmiş olduğum bu manipülasyonla birlikte iyi bir şey mi söylüyorsun? Kötü bir şey mi söylüyorsun? Bu manipülasyonla birlikte aslında kendi varlığını ispat ediyorsun. Hı hı. Sen çok inatçı bir adamsın. Yani. Bu inadın senin hayatındaki aslında başarıyı da sağlıyor. Hı hı. Çok o inadını, o renklerini, hayatın tüm renklerini hı hı. aynı bu evet. arpa şehriye pilavında olduğu gibi hayatın tüm renklerini olabildiğince yaşamaya çalışıyorsun. Ve sen öyle bir adamsın ki Ceyhun. Herkesin evine girebilecek bir adamsın. Aynen çok net. Yani aynı arpa şehriye. Her eve girer. Herkes arpa şehriye yer. Çok net ya. Ve o arpa şehriye yediği zaman da şöyle bir durum olmaz yani. Hani bu neymiş demez. Bir hatırası vardır. O çocukluğundan bir şey olur. Doğru. Sen insanlarda doğru. hatıralar, anılar, güzellikler bırakan, iz bırakan bir adamsın. Ve evet. Çok doğru söylüyorsun doğru. biliyor musun? İnanılmaz yani. Eti bir sosla birlikte sunmamız gerekiyordu. O keçi gibi inadın olan bir şey var. O yüzden o keçi gibi inat aslında seni püyürü pak yapan şey de aslında bir açıdan da. Çünkü sen o inadından vazgeçmeyen, benim annem şey der, inadı olmayanın muradı olmaz der. Hmm. Doğru. Bir insanın inadı varsa kesin bir murada kavuşur. Evet. Sen bırakmıyorum çünkü. Bırakmıyorsun. Evet. Sen o inatla o tutkuyla, o azimle hata olsa da. Devam ede, tamam mı? Yardıra yardıra devam ediyorsun ve orada keçi peyniriyle, kremayla, muskatla keskinleşen bir lezzet elde ettin. Çünkü senin inadınla keskinleşen bir lezzet. Tamam mı? Evet. Doğru. Doktora gidiyorlar ya insanlar, para falan veriyor psikoloğa. Gelin abi. Ben böyle bir şey görmedim. Türev şefe gelin, size kim olduğunuzu söylesin. Ceyhun'un bu kadar iyi tanıdığını bilmiyordum. Vay be. Arkadaşlar lütfen gelin buraya. Ve sen hayatındaki aslında en temel duygulardan bir tanesi kurulduğun bağlar Ceyhun.
aile bağları, dostluk bağları, sen sıkı sıkıya olan bir adamsın. Yani kimseyle yalandan, kimseyle... Samimiyet benim için başta. Samimiyet senin için çok önemli. Çok. Evet. Yani hani samimi olmadığın yerde... Uzaklaşırım, hemen uzaklaşırım. Evet, gidersin. Ve bir daha hayatımda olmaz o insan. Ve yani olsa bile, merhaba o kadar. Tabağın geneline baktığımız zaman da zaten net bir tabak var. Yani gördüğün zaman, aa evet, evet, yani, evet. Diyebileceğim bir tabak var. Sen kendi varlığını eğer bir yerde iyi hissetmiyorsan gidersin. Kesinlikle. Tamam. Bu da koç özelliği. O da senin yine hayatındaki netlikle ilgili olabilir. Yani bir insanın net olması çok önemli. Ben senin bu net özelliğini çok seviyorum. İyi ki böyle bir adamsın. İyi ki benim arkadaşımsın. Ağlayacağım ben şu an. Kestik. Yine git lan. Ona dönecektim ben. Niye geldin bu çocuk ya? Ya da böyle. Bu kadar net ya. Net. İki tava içti. Düştüğü durumlara bak. Durum öyle. Abi çok sağ ol. Çok teşekkürler. O kadar çok güzel anlattın ki ben böyle bir sunum yalan yok beklemiyordum. Hadi ya. Yemin ediyorum beklemiyordum. Hatta şüphe ettim hani Türev de daha çok iyi mi tanıyormuş beni? Ama tabii bilgilerle oldu. Tabii bunlar. Hem bilgiler var hem de tanıyorum Cemil evet, seni yani. Evet. Samimi olmayan bir ortamda en net özelliğim bu. Yani ben sessizce terk ederim orayı. Evet. Çok sessizce ama. Bir anda şey oldular. Ceyhun vardı ya falan nerede? Görmezler ama benim gittiğimi falan. Ama samimi ortamda da kendimi daha çok göstermek için böyle şakalar, anılar, taklitler, şovlar. Belki bire iki katarak anlatırım bir şeyleri ama yani anlatırım. Güzel anlatırım. Son olarak bir de oyundan bahsedelim. Evet. Pembe Pırlantalar isimli Begüm'le birlikte. Begüm bu sefer sahnenin arkasında. Evet, ama ben oynamıyorum. Görsel sanatlara ortak olduk biz Begüm'le. Emre Özkan'ın sahip olduğu Pembe Pırlantalar isimli oyunumuz. 20. oyunumuzu, temsilimizi yaptık. Şu anda da artık turne zamanı geldiğini düşünüyoruz. Ve şimdi de artık İzmir'de oynayacağız. Ankara'ya gideceğiz. Ordu Karadeniz turnemiz var. Ordu Giresun Samsun var. İstanbul'da da çeşitli yerlerde oynuyoruz ve çok şükür ki şu ana kadar kapalı gişe. Evet. Evet. Süper. Keyifli. Oyun güzel gidiyor yani. Sizin Instagram'ınıza girse biletlerin nereden ulaşabileceklerini oradan yapabiliyoruz. Tabii ki de. Tabii ki de. Zaten duyurularını yapıyoruz. Evet. Yakın seni zamanda de bekliyoruz Türe. Ben de unutacaktım. Davet etseniz acaba ya. Seni de bekliyoruz artık. Sayfaya gir. Orada kaydı yukarı. Orada yukarı kaydı seçelim. Bütün ekibi bekliyoruz. Davetlimizsiniz. Evet lütfen. Herkesi. Bir anımız daha oldu. Gerçekten iyi ki geldiniz. Hani sizi zaten hani bireysel olarak ayrı ayrı çok seviyorum. Orada da söyledim. Çift teşekkür olarak ediyorum. Da sizi çok seviyorum. Sen anlat, ben dinliyorum. O yüzden çok güzel bir hatıra oldu benim için. Çok güzel bir gün oldu. Bizim için de öyleyiz. Gerçekten çok keyifli bir programdı. Çok son bir soru. Ben bir yemek olsam ne olurdum? Onu sormadım, dur. Tulumba tatlısı. Ben de kuru dolma. Neden kuru dolma? Kupkurusun. Kupkurusun ya. Şöyle dolma diyecektim ama kuru dolmayı daha çok sevdiğimi fark edip kuru dolma dedim. Ha. Çok vazgeçilmez lezzetli. Vazgeçilmez bir tatlı ya tulumba evet. Benim için de. Benim için de vazgeçilmez bir tat. Olduğun için anlat. Ben. Ciddi söylüyorum. İçi çünkü sert, dışı sert, içi çok yumuşak. O tulumbanın akışkan ruhu var ya, o sende de var, Ceyhun, kalbinde de var. Benim dışım sert mi kardeşim? Ben yani. İçi dışı tatlı. İçi dışı tatlı adam, sert. Yani. Tulumbanın da öyle vardır ya, bazı yerleri serttir, yumuşaktır. Bu var üçgen. Vallahi billahi, yemin ediyorum. Çok seviyor o şerbeti ama. De öyle. Şerbeti de çok önemlidir ya. Tamam peki, tamam. Oldu. Hadi oldu. Sen bize gel, biz sana yapacağız tamam. Bir yemek olsan ne olur diye. Menemen, klasik. Çok güzel oldu. İyi evet, ki geldik. Evet, bence de. Varsın. İyi ki geldik. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eyvallah.